Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni dönem hepimize hayırlı uğurlu olsun. Rahmetli Esat Hocam bize bu hutbe dualarını okudu Türkistan Edebiyatı'nda. Ben onu öğrenci duası olarak çocuklara okuttum, öğrettim bizim çocuklara falan. Yani Rabbi israhli sadri yesirli emri vahli nukbeten miner lisani diyor ya. Onun için bu yeni dönemde de Allah dilimizdeki bağı çözsün. Felsefe dersi oldukça girift, zorlu. Sözlerimizi anlaşılır kılsın. Bir de işte Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temmin bil hayr. Bunlar bizim şeylerimiz, öğrenci dualarımız diye okuttun hep. Başlayalım bu dönem. İlk ders olması hasebiyle Hubis'e de kısaca bilgi verdi Aygün Hoca ama ben size güzel bir haberle başlamak istiyorum. Yani beraber kaç yıldır beraberiz. Mantık dersinden itibaren ki başladığımız süreci ana hatlarıyla kısa bir özetleyip bir de yıllardır üzerine çalıştığımız kitabın yayınlandığını haber vereyim. Biliyorsunuz biz İslam felsefesi tarihini kronolojik olarak anlatmakla mükellefiz ama bunu özellikle istirham ediyorum. Yani bence Ankara ilahiyat formatının işte ODTÜ ile sentezleyerek biz hep problem merkezli okutuyoruz. Yani diğer ilahiyat fakültelerinde genellikle kronolojik olarak okutuluyor. Orta Çağ felsefesinin içinde bir dilim olarak okutuluyor. Zaten yakın zamana kadar İslam felsefesi felsefe bölümlerinde kendine ait özgün bir felsefe olarak da kabul edilmiyordu. Orta Çağ felsefesinde Grek felsefesinin yeniden yorumlanması açısından okutuluyordu. Onları biz beraber gördük işte sizinle. Yani ilk dönem meşrai gelenek, kurucu gelenek olarak aldık. Kindi'yi ilk Müslüman filozof ama Farabi'yi İslam felsefesinin kurucu filozofu olduğunu, İbn Sina'nın onun sistemini daha böyle temellendirdiğini ve yaygınlaştırdığını, bu anlamda o meşai geleneğin doğu ve batı geleneklerini, Helenistik kültürün Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği sistemle yeniden okunması anlamında evrenselleştirme çabası olduğunu geçen dönem ana hatlarıyla müzakere ettik. Tabii bu aralığında ekoller bağlamında işraki sistemi ve ekberi geleneği ya da vahdedi vücut öğretisini bunlardan da konuştuk. Din felsefesiyle eş zamanlı götürdüğümüz için biz bu teşekkül döneminde aslında Gazali'yi almıyorduk ama oraya aldık ki bu dönemde tenkit dönemini işleyeceğimizi söyledik. Bu arada tabii diğer o Fahrettin Razi, Ravendi gibi alimlerimizi inceledik. Ve bu çerçevede onlara gerçekten dehri denir mi, naturalist felsefeci denilir mi, ne derecede tutarlı bunları konuştuk. Yani biz Çorum İlahiyat Fakültesi'nde işin doğrusu kronolojik olarak okurken problem merkezli okuyoruz. Ve bunu da artık siz benim yoldaşlarım olacaksınız. Sürekli öğrenci olma halinin bir süre sonra inşallah işte o stajda falan da beraber olacağız. Öğretmen olsanız da öğrenci halini nasıl devam ettirdiğinizi göstereceksiniz ya. Ben bu anlamda kısa bir şey hatırlatma yapayım. Biz Çorum İlahiyat Fakültesi'nde biliyorsunuz Hazreti Muhammed Aleyhisselam yani felsefeyi yolda olmak, dünyanın seçkin zekalarıyla yoldaş olmak, onlarla sohbet etmek, metinleri üzerinden onlarla konuşmak olarak kurguladığımızı biliyorsunuz. Bu arada da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı dünyanın o seçkin zekaların en önde gelenlerinden olduğunu, yolbaşımız olduğunu kurguladığımızı şey yapıyoruz. Bu anlamda biz şöyle bir süreç olduk ve bunu size hamd ederek bunu söylemek istiyorum. Yani 1995 yılında Çorum İlahiyat Fakültesi'ne geldiğimde ben bu İslam inanç ilkelerini yani o tematik okumayı yani problem merkezli okumayı bu metinle o zaman İslam inanç ilkeleri dersi okuturuyordu birinci sınıfta. Salt Arapça ve Kur'an değildi. Bunu ben işin doğrusu
Cibril hadisi, yani o biraz sonra söyleyeceğim. Onun dışında tamamen Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri merkeze alınarak yapılmış bir şeydir. O temel inanç ilkelerini, yani o tercüme öncesindeki temel dokuyu saf İslam felsefesi olarak kurguluyoruz ya biz. Bu onun ilk iz düşümü. Yani hepsi Çorum İlahiyat Fakültesi'nde sizlerle birlikte müzakereyle yapılmış metinler. Ve ben master'da İbn-i Teymiye çalıştım. Şeyh Bedreddin çalıştım. Birisi İslam kültürünün Arap ayağı, öbürü de Türk düşünce teorisinin, Osmanlı'nın ayağı olarak. Yani Gazali ile ilgili olan hani okumalarımızı falan söyledik ya biz. El-Munkız Minet Dalali'yi. Şimdi de Faysal-ı Tefrika üzerine son çalışmalarımızı yapıyoruz falan derken o tekfir kültürünün arka planını anlamaya çalışıyoruz falan ya. Ben mesela master tezinde İbn-i Teymiye çalıştım. Niye İbn-i Teymiye çalıştım? Ya bu dışarıdan gelen toplumsal karışıklıklara, baskılara karşı direniş gösteren ve o yeniden kökenci, bakın köktenci ile kökenci arasında ayrım yaptığını söylemiştim size. Yani tırnak içinde selefin öğretisini yeniden gündeme getirmeye çalışan İbn-i Teymiye vardı. Bu da biliyorsunuz geçen dönem din felsefesinde ve Gazali'de de karşılıklı mukayeler yaparak panteist okumalar, vahdet-i vücutçu okumalar üzerine hani bu müzakere ettiğimiz zaman o tekfir kültürünün İbn-i Teymiye'nin önemli yeri olduğunu biliyorsunuz. Şeyh Bedrettin de Osmanlı düşünce tarihindeki en önemli dönüşümlerden birisi ve onun da vahdet-i vücut öğretisinin kurumsallaşmış yapısıyla önemli olduğunu da biliyorsunuz. Ben hep şunu söylerim. Bu kardeş kavgasında eğer Musa Çelebi galip gelseydi, onun kaz askeri olan Şeyh Bedreddin'di, Osmanlı'nın tarihsel değişim ve dönüşüm ve hukuk anlayışı nasıl olurdu falan diye. Şimdi yani şunu diyorum, master'da bu metin işin doğrusu İbn-i Teymiye'nin yöntemiyle yazılmış bir metindi. İslam öncesindeki tefekkürün felsefeye karşı en ciddi eleştirileri yönelten ekibin özellikle bu Aristo mantığına yönelik ciddi eleştiriler yönelten İbn-i Teymiye'nin perspektifinin o tırnak içinde selef yani temel kaynaklara hareketle kurgulanmasının arka planda nasıl bir perspektif yattığını konuştuk. Yani mesela İbn-i Teymiye Grek kültürüne, Yunan felsefesine çok ciddi eleştiriler yöneltiyor ve Kur'an'dan hareketle bir düşünce modalitesi oluşturmaya çalışıyor ya, bakıyorsunuz ki işte onun da Stoa'dan etkili olup olmadığını ya da bugünkü Viyana pozitivistlerine etki edip etmediğini falan müzakere ettik. Bu bizim ilk tematik okuma çalışmamızdı. İkincisi biliyorsunuz o tercümelerle birlikte ki o yeni perspektifi nasıl alırız yönelik bu felsefi düşünceye çağrıydı. Bu tematik okuma, varlık, bilgi ve değer üzerine. Yine bu da Çorum İlahiyat Fakültesi'ndeki perspektiflerden hareketliydi. O dönem tek felsefe hocası olduğum için ben diğer derslere de giriyordum. Dolayısıyla o ODTÜ'deki birikimin arka planında burada oluşturmaya çalıştıydık. Bizim bütün amacımız işin doğrusunu söylemek gerekirse bu üçlemenin üçüncüsünü, yani bu dönem nasip olduğu, sizlerle işte konuştuğum İslam felsefesine giriş, tematik okumayı yayınlamaktı. Ama bunu hemen yapamadık. Oldukça zor bir süreç. Bunun her bir aşamasında, yani şu İslam inanç ilkelerinden itibaren ve bu kitabın oluşum aşamasında bunu özellikle size söylemek istiyorum. Çünkü yarın bir gün sizin de bu perspektifte master yapmanızı, doktora yapmanızı, üniversite hayatında yer almanız için hani o elimizden geleni yapıyoruz ya bizim yani Sad İlahiyat Fakültesi değil felsefe bölümleri, tarih bölümlerine de yetkin bir şekilde gitmenizi hedeflediğimiz için. Ha işte bu süreçlerin hepsinde Aygün Hoca var. Fakülte 1'de başlamıştı. Şimdi işte profesör oldu. Ve bu süreçlerde talebe olarak vardı ama
bu süreçlerde hoca ve yazar olarak bulundu. Biz bu üçüncü kitabı yazma aşamasını çok yaptık. Sancılı oldu. Niye? Bunun üzerine ben 2004 yılında falan Kırgızistan'a gittim. Aynı bu Çorum'daki yaptığım deneyimin benzerini orada. Bütün o felsefe derslerine ilaveten girdim. Kelam dersine falan da. Bu felsefi düşünceye çağrının aslında bu biz mesela problematik olarak okuyoruz ya, Türkistan, Türkiye irtibatının kültürel sürekliliği, felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırma diye okuyoruz hatırlarsanız. Bu çerçevede ortaya koyduğumuz kitabın o Türk düşünce tarihine giriş, felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırmakta çıktı. Ve bugün bu sene Türk düşünce tarihini alan arkadaşlar da bu Çorum İlahiyat Fakültesi'nde yazılan kitabı müzakere edeceğiz. Ama biz bu süreçte bu Çorum'daki deneyimin benzerini Kırgızistan'da 2005-2006 yılında oradaydım ben. Aygın Hocam buradan, ben oradan, bu Türkistan-Türkiye irtibatı felsefi Anadolu'dan yeniden yurtlandırmak merkezli okumaların ham metnini o dönemde oluşturduk. Ve bu çerçevede bizim temel giriş kitabımız biliyorsunuz bu Farabi, ilimlerin sayımı. Bunları artık iyice kanıksadınız. O meşrai geleneğin, kurucu geleneğin önemini falan. Bu çerçevede bu müfredatla ilgili kısma geliyorum. Biz bu tematik okumayı epey geciktirince, çünkü çok zor problem merkezli okumak. Orta çağda filozofları sıralıyorsunuz ve bunun üzerine konuşuyorsunuz. Birinci dönem sizle okuduğumuz bu İslam felsefesi teşekkül dönemini yayınladık makalelerle. Şimdi ikinci dönemde de esas şeyimiz bu, tenkit dönemi. Yani İbn-i Rüşd'le birlikte başlayan süreci müzakere edeceğiz ondan sonra. Gazali'yi genelde ikinci dönem tenkit dönemini alıyorduk ama bu ben özellikle rica ettim Aygın Hoca'ya, din felsefesiyle eş zamanlı götüreyim. Yeni bir din dili, felsefe, kelam, tasavvuf okuma imkanını bağlamında buraya bu seneye mahsus olmak üzere o teşekkül dönemi kısmını aldık. Dolayısıyla buradaki makaleleri merkeze alarak İbn-i Rüşd'ü ondan sonra ve diğer alimleri İbn-i Haldun'u, İbn-i Teymiye'yi, Şeyh Razuri'yi bu ikinci dönem baskın bir şekilde İbn-i Bace'yi bu dönem ana hatlarıyla işleyeceğiz. Bu teşekkül ve tenkit döneminin yayınladık biz. Aslında bu İslam felsefesine girişi şeydi o. Beceremeyince, o dönemde yapamayınca bunları yayınladık. Güzel de oldu. Yani teşekkül dönemi, tenkit dönemi, hepsi işin doğrusu bu tematik okumaya arka plan oluşturmak içindi. Bunu oluşturma sürecinde o Peygamber Efendimiz'i yolbaşçı olarak görüyoruz falan dedik ya. Bu ilimlerin sayımında Gazali'nin Farabi'nin mantık bölümüyle değil, düşünce irtibatı bölümüyle gidiyorduk. Daha sonra talimi ilimler, değil mi? İlahiyat, medeni ilimler diye kurguluyorduk ya. Bu kitabın kurgusu da bir nevi bunun aynısı yani. Aynısı dediğim, Farabi'nin izinden giden olarak, meşayi geneliği önceleyen kardeşlerimiz olarak biz bunu daki yöntemi yaptık. Bu felsefi düşünceye çağrı Elis yayınlarının ilk kitabı. Elis felsefe ağırlıklı, ilahiyat fakültelerinde yayınlanan felsefe ağırlıklı kitaplardı. Bu ilimlerin sayımı 100. kitap. Yani İslam felsefesine girişte 150. kitap. Dolayısıyla o sürecin ne kadar kademeli ve sancılı gittiğini size sunmuş olalım. Bu Farabi'nin ilimlerin sayımındaki hadisimiz bizim biliyorsunuz Muaz İbni Cebel hadisi. Aslında problem merkezli okumamızın temeli de bu. Yani o dil düşüncedeki analizi yaparken o aradaki illeti yakalayıp belli bir zaman ve mekanda indirilmiş metinlerin, belli sorunları çözmek için indirilen metinlerin kıyamete kadar geçerli olacağını söylüyorsanız nasıl bir perspektife sahip oluyorsunuz? Bu mantık, kıyas, Muaz İbni Cebel hadisi. Bir de
yöntem kelimin neyse ala kaderi ukurihim. İnsanlara işte aklına yetmeyince konuşun diyor ya. İster bunu kelam-ı kibar olarak alın, ister hadis-i şerif olarak alın. Nasıl uygun görürseniz. Burada yöntemler var. İşte Burhan yöntemi. Yakini bilgi elde etmedeki o yöntem. Matematiğin niye önemli olduğunu, geometrinin niye önemli olduğunu. Cedel, diyalektik, işte kelamın baskın yöntemi. Ondan sonra ve hitabet, retorik, belakat, güzel söz söyleme. Şiir, değil mi mesela? Niye önemli olduğunu söylemek. Ve safsatadan nasıl kaçınacağınız yönelik o yöntemleri biz sizle kurguluyorduk. Bunları o Türkistan-Türkiye irtibatı felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak için son derece önemsiyoruz. Çünkü biz şifahi kültür üzerine şekillenen bir geleneğe sahibiz. Mesela bu sıralar ben işte bu felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırma üzerine çalışırken işte bu Farabi'nin felsefenin asli yurduna yeniden getiriyoruz perspektifini falan daha önce defalarca konuştuk. Bu geleneğin ben Yusuf Has Hacip ve Ahmet Yesevi tarafından kamusallaştırıldığını, halka açıldığını söylüyorum. Aygün Hocam doçentlik tezinde o Kutatku Birliği çalıştı ve bu hususlara daha da bilgin hale getirdi. Ama önemli olan bizim mesela bu sıralar mesela o Türk felsefesinin mesela yakın hedef felsefeyi Anadolu'dan yeniden yurtlandırmak problem tematik okumada uzak hedefimiz bizim. Bir Türk felsefesi, Türkçe felsefe, Arap ve Fars Müslümanlık tasavvurlarının dışında gelişen Müslümanlık tasavvurumuzun felsefi arka planını oluşturmaya çalışıyoruz. Ben bu çerçevede mesela o sıralar Hallaç işte Arapça, Farsça ve Türkçe diye. Mesela bizim Müslüman olmamızda Hallaç son derece önemli diyoruz. Şimdi Hallaç bu göçer Türkmen boylarına, Horasan, Vata, Turfan o taraflara falan kadar da gitti. Yani nece konuşuyordu? Bu Arapça mı konuşuyordu? Farsça mı konuşuyordu? Sonra baktım ki Hallaç Farsça, Arapçanın yanı sıra, Süryanice'nin yanı sıra Türkçe'yi de çok iyi biliyor. İşte o doğduğu şehirde Türkleri yaşıyor. Türk mü değil mi tam o konuda tam ayrıntılı bir bilgim yok ama önemli olan Türkçe bilmiş olması. Ben bunu son derece önemsiyorum. Nasıl Mevlana Konya'da halka Türkçe vaaz edip şeyini Farsça yazıyorsa tavasını Arapça yazmış olabilir. Bu felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmakla Nurettin Topçu'yu son derece önemsediğini bilirler. Hallac'ın o Enel Hak söylemini Nurettin Topçu'nun ne kadar önemsediğini de biliyoruz ve bu İslam Ahlak Felsefesi kitabında bu Cibril hadisi üzerine yazılmış metindir. İman, İslam, İhsan ve problem merkezlidir. Yine üç problem merkeze alarak, üç ahlak meselesini merkeze alarak el alınır ve bunu da işte ikinci sınıfta okudunuz siz. Ama önemli olan taraf şu, yani o problem merkezini okurken ben şunu diyorum, diyorum ki bu bizim felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmak, Türkistan-Türkiye irtibatını temellendirmekte Farabi'yi merkeze alıyoruz. Farabi'nin yöntemlerini merkeze alıyoruz. Batı nasıl Platon'a düşülen dipnotlardır diyorsa Batı felsefesini biz de diyoruz ki bu Farabi'yi o felsefeyi asli yurduna yeniden getirme sürecini gündeme getirirsek bu sürecin felsefi arka planı okuruz diye. İşte burada Hallac'ın Suhreverdi'nin, Yesevi'nin, Ekberi geleneğin, işte bu İbn-i Teymiye'yi niye çalıştığımız, çünkü onlara Şeyh-i Ekber diyor ama bu gelenek Şeyh-i Ekber diyor. Ondan sonra da arka planını da oluşturuyor diye düşünüyorum. Bu Ekberi geleneğin açıklayabileceğini düşünüyorum. Yani bu Türk metafizinin arka planını bu anlamda böyle bir kurgunun daha istikrarlı olabileceğini, bu bizim günümüzdeki o savrulmalardan koruyabileceğini, yani bu dair teorilerimiz var bizim işte Aygün Hoca'yla birlikte. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Yani biz kronolojik olarak okurken problem merkezli okumayı merkeze alıyoruz. Bu da bizi diğer ilahiyat fakültelerinden bence işte tevazuya gerek yok, ayırıcı vasfını oluşturuyor.
Öbürleri işte klasik merkezde okuyor. Bu çerçevede işte biliyorsunuz bu ilk işte ilimlerin sayımından sonra dört tane temel zırhla şey yapıyorduk. İkinciyi de El-Munkız Minet Dalal gördünüz zaten. Nerede El-Munkız Minet Dalal? Bir dakika hemen şimdi bulacağım size. Galiba El-Munkız Minet Dalal burada yok. Evet. Şimdi bu dönem mesela biz 95'ten beri 3 klasik felsefeyle şeyle zırhla sizi 3 büyük seçkin zekanın metniyle sizi mezun ediyorduk ya. İki tanesini gördünüz. Bu sene işte ikinci dönem Fasıl Makal İbn-i Rüşd'ün o tenkit dönemi bağlamındaki klasik felsefe din uyumu. Bakın ilişkisi değil. Buna özellikle istirham ediyorum. Daha sonra işte bizim özellikle bu 15 Temmuz 2016'dan sonra bireyselliği vurgulamak anlamında Tedbir-i Mutavahid adlı orijinal Arapçasıyla birlikte var. Tedbir-i Mutavahid'i şunun için önemsiyoruz biz. Şimdi doğrusu Felsefe-i Anadolu'da yeniden yurtlandırmayı 2005 yılında ilk makaleyi neşrettik. Aynı zamanda Diyanet'in İslam'a giriş diye bir iki ciltli kitabı var. Orada da bireysel ahlak diye bir kurgumuz var. Yani bizim tematik okumalarımız 1995'te başladı. 2005'te ilk metinlerini verdi ve Aygün Hoca'nın da devreye girmesiyle daha düzenli, daha sistematik okumalar bağlamında biz sizle o tanıştırdığım ki bunu ODTÜ'den ilham alarak yapmıştım. Klasik metinlerle tanıtarak sizi götürmek. Dolayısıyla Tedbir-i Mutavahid'i ilave ettik. Yaşadığımız soru ve sorunlara çözüm üretmekse bizim şeyimiz. Üretmeye katkıda bulunmaksa bu çerçevede bu dördüncü klasik metnimiz Tedbir-i Mutavahid. Yani Faslul Makal ve Tedbir-i Mutavahid ikinci dönem temel metinlerimiz olacak. Bu çerçevede Bayram Hoca'nıza çalıştırdık. İşte Bireysel Yüzün Keşfi diye. Bu Kitab-ı Nefs, bu da bir diğer şey. Biz bir de bir gelenek oluşturmaya çalışıyoruz. Yani çalıştığımız arkadaşlarla o verdiğimiz tez konularını beraber okuyoruz. Arapçalarıyla birlikte neşrediyoruz. Bayram kardeşim şey de o. Sema hocamın da bizim asistan arkadaşım işte doktorasını bitirmek üzere. Bu sıralar işte bu ruhun sağaltımı yani o bireyselliğin fizik metafizik irtibatı, ruh beden irtibatının nasıl temin edilene dair metin. Ben şimdi sizden istirhamım yani şey, Aygün Hoca bunu düzenli verecek de yani bizim temel metnimiz bu tenkit dönemi ama İslam felsefesine girişle ilgili olan kısmınla ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. Çünkü bu şimdiye kadar o 95'te başladığım benim buraya. 2005'te ilk nüvelerini Felsefe-i Anadolu'da yeniden yurtlandırmak, İslam felsefesine dair güncel bir okuma diye İslamiyat'ta neşretmiştim. Aynı zamanda İslam'a girişte bireysel ahlak metni vardı. Bu çerçevede okuduğumuz zaman aynı dikkat ederseniz o ilimlerin sayımını bir nevi hemen hemen ezberlediğiniz gibi. Bunun birinci bölümünde biz İslam felsefesinin teşekkül dönemini inceledik. Yani ya master falanı düşünen arkadaşlar için o problem merkezi özellikle felsefe bölümündeki okumalar için ya da tarih bölümü için de olabilir. Burada bu anlattıklarımın özeti var. Yani bütün bu çalışmaların özeti bu. Zaten o videoyu da çekti Aygün Hoca yükledi. Biz niye bu Farabi'yi, Muallim-i Sani'yi şey olarak alıyoruz? Ona dikkat ediyoruz. Onun içinde o fikirlerle hadiselerin irtibatını inceliyoruz işin doğrusu. Yani burada yakın hedef hakikatin birliğin hikmetin izinde takip etmekken burada uzak hedef Türkistan-Türkiye irtibatının İslam felsefesi bağlamında okumak ve Türkçe felsefe yapmak işin doğrusu. Burada işte birinci bölüm tamamen o ilimlerin sayımında olduğu gibi mantık, varoluş, dil, düşünce ve anlam arayışına dair burada mantık ve dil felsefesi yapmaya çalışıyoruz. Aytekin Hoca'yı
işte o da profesör oldu şeyde şimdi Bursa ilerlerde. Hem ODTÜ'de hem de yani modern mantık hem de klasik mantık okumalarını onun için istedim. Burada işte bu varoluş insanın anlam arayışını ve analitik düşünce olarak mantık üzerine işte tanımlanabilirlikler nelerdir bunlar üzerine konuştuk. Doğru ve doğruluk ölçüleri üzerine, çıkarsanabilirlik öğresi olarak mantık üzerine konuştuktan sonra tüme varım, özellikle bu tüme varım kısmını çok önemsiyorum. Karl Popper da işte ODTÜ'de onunla yoğun olarak okuduktan sonra o Hume sorunu ya da işte dolaptaki iskelet diye bilinen hususla bu Karl Popper'ın yanlışlamacılık üzerine kurdukları şeyleri biz onun hakkında bilgi verdikten sonra İbn Sina'yı merkeze alarak tüme varımla ilgili bilgi mantık problemlerini tartıştık. Daha sonra işte bilgi felsefesini aldık. Epistemik temeller, bu hususlar nelerdir? Ama bu burada esas yine Farabi'yi merkeze alarak kavramcı realizmimizle realist nominalist ikileminden sıyrılma imkanını konuştuk. Ruh beden ilişkisi üzerine işte burada boşlukta uçan insan ya da düşünüyorum o halde varım. İşte birisi Descartes, birisi İbn Sina biliyorsunuz. Bunları konuştuk. Daha sonra bilim tarihi. Bence bu İslam felsefesine giriş bu anlamda önemli. Bu bizim daha önceki kadim medeniyetlerin bilgi bilimleriyle ilgili nasıl karşılaştığımız, yüzleştiğimiz, bunları özümseyip, dönüştürüp, değiştirip, yerine ilave ettiğimiz ve tekrar Rönesans ve reformu tetikleyen sürecin oluşturan ve Batı bilgi biliminin, modern biliminin arka planını oluşturma sürecindeki yerine dair bir şey ve yeniden bilgi tasavvurunun inşası mümkün mü diye konuştuk. Tabii Fuat Sezgin Hoca'yı rahmetle anıyorum. İşin doğrusu bu bölümde onun baskın etkisi var. Varlık felsefesiyle ilgili bu yani bilgi, bilim, epistemik temelleri, bakın orada talimi ilimler, pozitif ilimler vardı Farabi'de. Burada da işte daha sonra işte bu epistemik ontoloji anlamında bir varlık felsefesi. Yani bilgi, epistemik temellerden sonra o genelde varlık, bilgi ve değer üzerine ontolojiyi merkeze alırlar. Biz önce bilgi felsefesini ve buna dair evreni anlamadaki bilgi, bilimsel yöntemler üzerine konuştuktan sonra varlık felsefesi üzerine durduk. Burada meşayi, işraki, işte bu vahdedi vücut diye isimlendirilen öğreti daha sonra işte. Onun üzerine durduktan sonra burada kötülük sorunu burada aldık. Aslında bu ahlakta, etik politikte olabilirdi ama biz biraz sonra işte bu ahlak felsefesi değil de etik politik bir söylem olarak Farabi'nin kurgusundan hareketle biz kötülük sorunu, evrenin yaratılışındaki düzenlilik ve kötülük sorunu burada müzakere ettik. İbn Sina'nın, İbn Arabi'nin ve İbn Haldun'un perspektiflerini gündeme getirdik. En son siyaset felsefesi. İşte burada ahlak-siyaset ilişkisi, etik-politik. Burada medeni ilimlere tekabül ediyor. Ama burada biz modern siyaset felsefesinin, günümüz siyaset felsefesinin temel kavramlarıyla başladık. Mutlaşlık, demokrasi, özgürlük, eşitlik kavramları üzerine. Sonra İslam siyaset felsefesinin metafizik ve epistemolojik boyutları üzerine durduk. Bu bir arada yaşama sanatı olarak siyasetin imkanı üzerinde konuştuktan sonra işte liberal çoğulculuğun imkanı nedir falan diye ontolojik temel arayışına girdik. Yani realizm, nominalizm tartışmalarında. Ardından İslam ahlak felsefesinin işte bu birey dediğim, tedbir-i mutavahit dediğim perspektifi, tedbir-i mütevahhid, tedbirul menzil, tedbirul medine, müdün, birey, aile, toplum, devlet ilişkisi nasıl kurgulanır diye. Bu ilk dönemde biz Hasan Basri'den o doçentlik çalışmalarında onun etik politik tavrının analizini yaptık daha sonra. Farabi'yi merkeze aldık yine her zaman olduğu gibi ama İbn-i Bace'nin o tedbirul mütevahhid kavramını özellikle vurgulamak istiyoruz. Onun yabancılaşma diye okumanın ne derece tutarlı olduğunu, yalnız adam diye okumanın ne demek olduğunu iyice müzakere ettik. Yabancılaşma ve aydınlanma tartışmaları açısından
İbn-i Bace'nin perspektifini elimizden geldiği kadar vermeye çalıştık. O özellikle ahlak felsefesi bağlamında özgür irade ve doğru eylem ilişkisini kurguladıktan sonra tabii ki İbn-i Haldun'suz olmazdı. İbn-i Haldun'la biz bu tematik okumayı bitirdik. Bunun özelliği şu, bu sahada yazılmış, yani masa ve sahada iki eş zamanlı yazılmış. 2005-2006'da ilk taslak nüvesi oluşturuldu. Sonra 2011 Arap Baharı'ndan sonra ben Yemen'den sonra oraya tekrar gitmiştim. Bu sefer idareci olarak gittiğim için şimdi doğrusu yazabiliriz zannediyordum Aygün Hoca ile falan ama başaramadık. Yani 2005-2006 ile 2010-2011 yıllar arasında Oş İlahiyat Fakültesi ile Çorum İlahiyat Fakültesi'nin yani Türkistan ve Türkiye irtibatının kültürel sürekliliğinin de bir simgesi olması sebebiyle bunu Atayurt'taki dostlara da hediye ediyorum. Velhasıl biz bu sizin dönemle birlikte 1995'te başladığımız süreçte zihninizdeki temel metinlerin hemen tamamına yakınını ürettik Aygün Hocam'ın katkısıyla. Sonra İclal Hocam işte bu tercümelerle de girdi. Asistanımız Sema Hanım çok önemli katkılar yapıyor bize. Ama geriye bir şey kaldı işte. Bizim yine bu sene eğitim derslerimiz de var ya uygulamalarımız. Biz burada Aygün Yaksan'ı pedagojik açıdan klasik metin olarak özellikle okuyoruz. Bir o kaldı. Allah nasip ederse onu da Arapçasıyla birlikte neşrettiğimiz zaman bu Türkistan-Türkiye irtibatının felsefi arka planı okumak dediğimiz, felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak dediğimiz projenin tematik okumalarını tamamlamış olacağız. Dolayısıyla biz bu filozofları okurken arka planda bunlar olsun aklımızda. Hepinize hayırlı uğurlu, hepinize hayırlı uğurlu yeni bir dönem diliyorum. Bu pandemiden acilen kurtulup yüz yüze eğitim öğretime başlayabilme umuduyla hepinize esenlikler diliyorum. Selamlar, sevgiler olsun.